belgesel adam herkesin yaptığı fakat itiraf etmediği 20 gerçeği gururla itiraf eder. Markete tek bir ürün almak için girdiğin anlaşılmasın diye çok gereksiz bir ürün daha satın almak. Bu dünyada herkes kazı yapar. Bazen o kadar tembel hissedersin ki yerdeki küçük şeyleri ayak parmaklarına alırsın. Yeni tanıştığın sevgilin bir şey söylediğinde duymadıysan ona "Pardon, son dediğini duymadım." diyorsun. Değil mi? Hayır, demezsin. Gereksiz bir gülümseme atarsın. Belki de kız "Dedem öldü geçen hafta." demiştir. Karanlık bir odaya gideceksen ilk kendin odaya girip daha sonra ışığı açmak yerine girmeden önce elini uzatarak panikle ışığı açmaya çalışırsın. Çünkü kim bilir karanlık odada kaç tane canavar volta atıyordur. Duş yaparken çişin geliyorsa duşa ara verip çişini yaparsın, değil mi? Yani duştayken yapmazsın, değil mi? Hadi sana inanıyoruz, iradeli insan. Evde sıkılınca ne yaparsın? Tabii ki amaçsız bir şekilde defalarca buzdolabının kapısını açıp kapatırsın. Yanlış yöne yürüdüğünü anladığın anda hemen yerinde durup geri dönmezsin. Doğal görünmek için telefonla konuşuyor gibi yapıp "Ha, geldin mi sen?" gibi bahane üretip sonra geri dönersin. Banyo perdesini sık sık kontrol edersin. Sonuçta beynin bir katilin banyonda saklanıyor olma ihtimalini her zaman düşünüyordur. Telefonla konuşurken evi karış karış dolaşırsın. Hadi itiraf et. Bunu Bugs Bunny'nin sesiyle okudun. Gece araba kullanırken sık sık arka koltuğu kontrol edersin. Canavar manavar var mıdır diye. Ya da CIA ajanı. Arabayı park ettikten sonra radyoda sevdiğin müzik hala devam mı ediyor? E, inmezsin sen o zaman. Bitmesini beklersin. Telefonunu çıkarıp saate bakarsın. Birkaç saniye sonra saatle ilgili hiçbir fikrin olmadığını fark edip tekrar telefona bakarsın. Televizyonda suya dalma sahnelerinde nefesini tutarsın. Acaba sen de o kadar süre oyuncu gibi hayatta kalabilecek misin? Tavsiyem şu: Polat Alemdar suya dalıyorsa sakın nefesini tutma. O ölümsüz. Olan sana olur arkadaş. Yanlış yola mı saptın? İlk yaptığın şey radyonun sesini kısmak. Sanki yolu bulmana faydası olacak da. İtiraf etmene gerek yok. Seni duymadıklarını bildiğin halde televizyona sinirlenip küfürler savurduğunu biliyorum. Dolmuşta gideceğin yere varmak üzeresin. En iyisi inmek istediğini nasıl söyleyeceğinin provasını yap. Mesela inecek var. Yok yok. Müsait bir yerde. Yemek yerken çatalına mümkün olduğunca daha fazla çeşit geçirerek aynı anda daha fazla tat alıp combo yapmak istiyorsundur. YouTube videosu geç mi yükleniyor? Hadi mouse ile oynatma çubuğunun oralarda saçma sapan daireler çiz. Belki vicdanı yerine gelir. O kadar da para veriyoruz şu internet için. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenmeyi ve şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Sıradaki videomuz çok komik. Türkçemizde sözcük karşılığı olmayan 20 müthiş kelimeyi konuşuyoruz. Orada görüşmek üzere, hoşça kalın.